Danışmanlıktan herkese merhaba. Ben Damla. Türkiye'de yaşayan yabancıları ilgilendiren konularla ilgili bilgilendirmelerimize devam ediyoruz. Bu videomuzda 2020 yılında kimler Türkiye'de ikamet izni alabilecek, kimlerin ikamet izinleri uzatılacak, kimlerin ikamet izinleri uzatılmayacak bu konuya değineceğiz. Sevgili izleyenler, Türkiye'de 6 türde ikamet izni düzenlenmektedir. Bunlar kısa dönem izni, aile ikamet izni, öğrenci ikamet izni, insani ikamet izni, uzun dönem ikamet izni ve insan ticareti mağduru ikamet iznidir. Burada altını çizmemiz gereken önemli bir nokta var. Turizm amaçlı kısa dönem ikamet izni haricinde yer alan diğer ikamet izni türlerinin uzatılmasında veya ilk kez düzenlenmesinde herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Başka bir ifadeyle başvuru şartlarını sağlayan tüm yabancılar, aile, öğrenci veya insani ikamet izni alabilirler. Varsa mevcut ikamet izinlerini uzatabilirler. Öte yandan kısa dönem ikamet izni çeşitleri içerisinde yer alan tapu, ticari, tedavi veya Türkçe öğrenme kursu gibi farklı amaçlı ikamet izinlerinin uzatılmasında veya ilk kez düzenlenmesinde de bir sorun bulunmuyor. Yani Türkiye'de bir eviniz varsa, Türkiye'de ticaret yapacaksanız, tedavi olacaksanız ikamet izni alabilir veya varsa mevcut ikamet izninizi uzatabilirsiniz. Peki problem nerede? Problem, kısa dönem ikamet izni çeşitleri arasında yer alan turizm amaçlı ikamet izinlerinin uzatılmasında veya ilk kez düzenlenmesinde. Yeri gelmişken ifade etmekte yarar var. A grubu ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika gibi ülke vatandaşlarının turizm amaçlı ikamet izinlerinin uzatılmasında veya ilk kez düzenlenmelerinde bir sorun yok. Sorun sadece B grubu ülke vatandaşlarının turizm amaçlı ikamet izinlerinin uzatılmasında. Değerli izleyenler, konu çok açık ve çok net. B grubu ülke vatandaşları içerisinde yer alıyorsanız ve farklı bir gerekçeniz yok ise 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren turizm amaçlı ikamet izni uzatma başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecek. Ancak Türkiye'de ilk kez turizm amaçlı ikamet izni alacaksanız gerekenleri sağlamanız halinde ikamet izni başvurusu yapabilir, ikamet izni alabilirsiniz. Şimdi turizm amaçlı ikamet izni süreleri 2020 yılı başından itibaren sona erecek. B grubu ülkeler arasında yer alan Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan gibi ülkelerin vatandaşları Türkiye'de kaçak duruma düşmeden ne yapabilir? Nasıl Türkiye'de yasal halde yaşayabilirler? Bu konuya da kısaca değinelim. Öncelikle ikamet izni süreniz dolmadan eğer evde veya bir iş yerinde çalışıyorsanız işvereniniz aracılığı ile çalışma izni başvurusunda bulunabilirsiniz. 2. Türkiye'de bir eviniz varsa tapu amaçlı ikamet izni alabilirsiniz. 3. Evliyseniz veya evlenmeyi düşünüyorsanız aile ikamet izni başvurusunda bulunabilirsiniz. 4. Türkiye'de ticaret yapıyorsanız ticari amaçlı ikamet izni başvurusunda bulunabilirsiniz. 5. Hastalığınız varsa tedavi amaçlı ikamet izni alabilirsiniz. 6. Üniversite eğitimi almak istiyorsanız öğrenci amaçlı ikamet izni alabilirsiniz. İlk başta akla gelen çözüm önerileri bunlar olmakla birlikte farklı çözüm önerileri de olabilir. Size özel çözüm önerileri için bizi çalışma saatleri içerisinde arayabilir, ücretsiz danışmanlık hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Yakında bir başka konuda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Videomuzu beğenmeyi ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.